Herkesin gözü kulağı orada. Ezildi insanlar enflasyonun altında. 7 Aralık'ta asgari ücretin ilk toplantısı, pazarlığın ilk toplantısı var. Fakat asgari ücretlinin sahibi yok, sahipsiz. 7.785 liranın yani altını kabul etmez. Biz onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Kırmızı çizgi bu. Milyonlarca asgari ücretli pazarlık masasında temsil edecek Türk İş'in başkanı Ergün Atalay yine asgari ücret için kırmızı çizgiyi Kasım ayı açlık sınırı olan 7.785 lira olarak açıkladı. Pazarlığı yürütecek Türk İş'in içinde asgari ücretli üye olmadığını. Türk İş'in 1.300.000 üyesinin içinde asgari ücretli %1 yok. Biz burada neye temsil ediyoruz bu insanları? Kanun yapıcı demiş ki en yüksek üyesi olan işçi sendikası bu işin tarafı olur. Sendikanın olduğu yerde, sözleşmenin olduğu yerde bir kere asgari ücret olmaz. Örgütlü yani sendikalı işçiler zaten asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. Asgari ücretli çalışanlar örgütsüz, sendikasız işçiler. Pazarlık masasında Türk İş temsil ediyor ama aslında milyonlarca asgari ücretli sahipsiz. Zaman zaman da düşünüyorum, üyemiz yok. Biz bu insanlardan grev yapamayız, miting yapamayız. Bu insanlar bizim komşumuz, arkadaşımız ama bizde kayıtları yok, tanımıyoruz. Yani biz onlar adına pazarlık yapıyoruz. İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar. Onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bizim hesabımıza göre gıdada artış %138. Türk İş'in gıda enflasyonu kadar asgari ücret artsa 11.090 liraya yükselmesi gerekiyor. Ama Türk İş Kasım ayı açlık sınırı 7.785 lira. Ergün Atalay da o rakamı telaffuz etti. En az o kadar olmalı dedi. Bu da mevcut asgari ücrete %41 zam demek. Kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Önümüzdeki sene yapılacak olan artışa bu dönemki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılması düşünülmeli. İktidara yakın MÜSİAD'ın başkanı Mahmut Asmalı da gelecek yılın enflasyon tahminlerine göre asgari ücrette artış olması gerektiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılı için enflasyon tahminini %22,3'e çektiklerini açıkladı. Asgari ücret bu oranda artarsa 6.726 lira olacak. 2000 yılında asgari ücret 109 bin lira, gelir vergisi 2500 lira. 22 katı. Şimdi 6.39 katı. 22 kat nerede? 6.39 kat nerede? Kulak arkasına yatılacak, bu görmeyecek, duyulmayacak bir meseledir. Asgari ücret pazarlığı bir yanda, çalışanların omuzlarındaki vergi yükü de ağır. İşçi konfederasyonları da, işverenler de vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını istiyor. Biz zaman Aralık ayında %27'ye giriyorduk. Şimdi Haziran ayında giriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani benim 700 lira param her ay benden kesiliyor. Ben bunu Maliye Bakanı biliyor. Yazdım, söyledim. Vergi neticene kadar hiç bırakmam onu. Ah ah, şimdi bakın. Asgari ücretten bahsederken neden bahsettiğimizi anlayalım. Bu ülkede çalışanların %60'tan fazlası asgari ücret ya da yakın bir ücretle çalışıyor. Yani açlık sınırının altında çalışıyor. Bu insanlar geçinmeye çalışıyorlar. Bu ülkeyi asgari ücretli bir millete dönüştürdüler. Bu ülkenin milletini. Ve MÜSİAD ne diyor bakın. İktidara yakın olan iş adamları örgütü. Diyor ki gelecek yılın enflasyonuna göre belirlensin zam. Türk İş'in kendisi açlık sınırını reva görüyor. Açlık sınırına çıksa yeter diyor yani. MÜSİAD da diyor ki gelecek sene. O da işin ilginç tarafı aynı gün Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı %37'den gelecek yılın enflasyon tahminini %22'ye çekiyor. Böyle çaktırmadan yaptılar bunu. Ya peki %22'ye çekildi bu enflasyon tahmini. Geçen sene kaç kere enflasyon tahminini değiştirdi Merkez Bankası? Ne oranda yanıldı yani Merkez Bankası? %185 oranında yanıldı. Önümüzdeki sene bunun yarısı kadar yanılsa enflasyon %100 demek. Peki zammı niye MÜSİAD'ın önerisi dikkate alınacak da niye gelecek senenin enflasyonuna göre yapılacak o zam? Geçen sene sözde rekor zam yapıldı. O rekor zamın bir faydasını gördünüz mü? Uçup gitmedi mi? Daha alana kadar. Neden? Çünkü ekonomiyi yer çekimi yönetiyor. Rüzgar yönetiyor. Ekonomiyi yöneten var mı? Peki.